Evet, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mekanik ve dijital su sayaçları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. 1 Mart'ta yeni su tarifesinin yürürlüğe gireceğini kaydeden Başkan Özcan, Bolulu vatandaşlara çağrıda bulundu. 15 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapanların saatlerinin ise ücretsiz değiştirileceğinin altını çizdi. Bak ey vatandaşım, kalibrasyon için boşuna cebinden 170 lira para çıkmasın. Minimum 170 lira para çıkmasın. Ne yapalım? Gelin biz sizin sayaçlarınızı ücretsiz olarak mekanik saatte değiştirelim. Başkan Özcan, 2007 yılında belediye meclis kararıyla akıllı dedikleri dijital sayaca geçme kararı alındığını hatırlatarak, mekanik ve dijital su sayaçlarında sistem değişikliğine neden ihtiyaç duyduklarını anlattı. Biliyorsunuz, Bolu Belediye'miz 2007 yılında verdiği bir belediye meclis kararıyla tırnak içinde akıllı dedikleri dijital sayaca geçme kararı aldılar. Ancak ben her zaman şunu söylüyorum, toplantıda da anlattım. Maalesef her dijital akıllı olmuyor. Bunu neye göre söylüyorum? Önce oradan başlayayım. Şu anda arkadaşlar Bolu'daki sayaçlarımızın 80 bin sayacımız var. 80.692 sayacımız var. Bunun 66 binin kontrolü, yani %81'inin kontrolü yapıldı. Ve şu anda sorunsuz çalışan saatimizin oranı %50. Yani saatlerin yarısı sorunsuz çalışıyor, diğer yarısı sorunlu çalışıyor. Sorunlu çalışıyor demek ne demek? Eksik ölçüyor suyu. Fazla ölçüyor. Hiç ölçmüyor. Bunların hepsi iç içe. Yani sen örnek olarak veriyorum. 100 liralık su alıyorsun. Bazen bunu sistem 150 lira gibi okuyor. Bazen de 60 lira gibi, 50 lira gibi okuyor. Vatandaş da bize geliyor diyor ki ya ben eskiden diyor 50 liralık su alıyordum diyor. Bana 2 ay yetiyor diyor. Siz diyor suda indirim yaptığınız halde diyor. Şimdi diyor daha kısa sürede bitiyor benim suyum. İşte bunların temel sebebi saatlerin yarısının arızalı hale gelmesi. Başkan Özcan, dijital saatte su daha ucuz, mekanik pahalı diyen vatandaşlar için geçişe teşvik edebilmek amacıyla mekanik saatte indirime gittiklerini de vurguladı. Şimdi sistem değişikliğine neye ihtiyaç duyduğumuzu daha geniş anlatmak için önce şu kalibrasyondan bahsetmek istiyorum. Mesela Aslı kardeşimin evinde dijital saat var. Dijital şu saatlerde. 10 yılını doldurduysa, 10 yılını doldurduysa ilgili firma geliyor, bunu söküyor ve bir cihaza sokuyor. Saat sorunsuz olarak çalışıyorsa bile Aslı'ya şöyle bir fatura çıkıyor. 100 lira kalibrasyon bedeli. 10 yıllık pil süresi dolduğu için 60 liralık pil, bir de yaklaşık 10 liralık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na yatırılan harç. Ne kadar yapıyor? 170 lira. Saat tamamen arızasız çıkarsa. Peki 11. yılda arıza çıktı ne olacak? Onun bir garantisi yok. Bu birincisi. İkincisi, saatte mekanik bir arıza çıktı. 120 TL ile işte 300 küsür TL arası da değişiyor. Ve bu durumlarda diyorlar ki saatini yenile, git 465 lira ver. Yani hiç saatinde arıza bile yoksa, hani o %50'lik dilime giriyorsan bile kalibrasyona soktuğunda cebinden 170 lira minimum para çıkıyor. Maksimumda saat değişim bedeli olan 450 lira çıkıyor. Biz bu durumda dedik ki vatandaşımıza, bak ey vatandaşım, kalibrasyon için boşuna cebinden 170 lira para çıkmasın. Minimum 170 lira para çıkmasın. Ne yapalım? Gelin biz sizin sayaçlarınızı ücretsiz olarak mekanik saatte değiştirelim. Mekanik saatte değiştirelim dedik. Ev sahibiysen senden depozito da istemeyelim. Kiracı isen eğer gene ücretsiz değiştireceğiz ama ev sahibiyle problem yaşamaman için 200 TL depozito isteyeceğiz dedik. Tamamen ücretsiz olarak değiştireceğiz. Bu sefer dediler ki yalnız dediler dijital saatteki su daha ucuz. Mekanik pahalı. Mekanikte büyük bir indirim yaptık. Şu anda güncel fiyatlarla giydirilmiş hali dijital saatlerin 5.41. Bütün vergiler dahil. Mekanik saatin ise 4.88.
Arada yaklaşık %15'lik bir fark var. Bunu da ucuzlattık geçişi temin edebilmek için. Arkadaşlar dediğim gibi bu bir zaruretten doğdu. Şu anda saatlerin %50'si arızalı durumda, tekrar söylüyorum. 1 Mart'ta yeni su tarifesinin yürürlüğe gireceğini kaydeden Başkan Özcan, 15 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapanların saatlerinin ücretsiz değiştirileceğini söyledi. Bunun için de arkadaşlarımız evlere gidiyorlar. Öncelikle kalibrasyon süresi dolmuş evlere. Durumu anlatıyorlar. Evet ben dijitalden mekaniğe dönmek istiyorum. Ücretsiz bir şekilde benim saatimi değiştirin diye. Bir tarife değişikliği gerçekleştiriliyor. Dedik ki saatin evin içindeyse 15 Haziran 2021 tarihine kadar belediyeye başvurman halinde saatini dışarı çıkartma masraflarını da Bolu Belediyesi karşılayacak dedik. 15 Haziran'a kadar da bir geçiş süreci verdik. Yeni tarife 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. O yüzden vatandaşlarımıza bir an önce saatlerinin dijital saatle değişti şey dijital saatin ücretsiz mekanik saatle değiştirilmesi için belediyemize başvurularını bekliyoruz. Aksi takdirde su paralarında ciddi bir artış söz konusu olacak. Bolulu vatandaşları çağrıda da bulunan Başkan Özcan, mekanik saatlerde su fiyatlarının %15 indirimli olacağını dile getirdi. Şimdi tekrar söylüyorum. Bir, öncelikle kalibrasyon süresi dolmuş olan vatandaşlarımız müracaat etsinler bize. Hemen değiştirelim ücretsiz olarak mekanik saatle. Ücretsiz olarak değiştirelim. İkincisi, kalibrasyon süresi dolmamış. Hani 10 yılı dolmamış. Ama ben değiştirmek istiyorum diyen vatandaşlarımız da müracaat etsin. Onları da ücretsiz olarak değiştirelim. Dediğim gibi kiracıysa sadece 200 TL depozito istiyoruz mal sahibiyle sıkıntı yaşamasınlar diye. Üçüncüsü, mekanik su fiyatı ile dijital su fiyatı arasında mekanik lehine %15'lik bir indirim var. Burada vatandaşın tekrar kazansın.